haftalar diliyoruz, hayırlı sabahlar diliyoruz. TRT B ekranlarından, Alişan'la Hayata Gülümse programından herkese her zaman olduğu gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir günaydın. Bugün programımızda şöyle sağ tarafımda da gördüğünüz üzere Diyarbakır'dayız ve Diyarbakır lezzetlerinden oluşan bir mutfağımız var. Ve mutfağımızda Aliye Bulak ve eşi Remzi Bulak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bütün Diyarbakır lezzetlerini bugün bize tanıt abla. İnşallah. Ben biliyorum. Bunlar sadece onda biri. Tabii ki. Yani o kadar yemeği var ki Diyarbakır. Tanıtabileceğin kadar bize tanıt. Ayrıca Diyarbakır usulü bir de çiğ köfte yapacağız az sonra. Evet. Ama sadece onlarla bitmedi tabii. Diyarbakır türkülerini de okuyacağız. Kimlerle okuyacağız? Diyarbakır'ın yetiştirmiş olduğu dev sanatçılarından bir tanesi benim canım abim Bedri Aysel az sonra bizlerle birlikte olacak. Ve benim canım kardeşim Deniz Toprak az sonra bizlerle birlikte olacak. Muhteşem Diyarbakır türküleri söyleyeceğiz inşallah hep birlikte. Ama onun öncesinde sizi bir Eskişehir'e götürmek istiyorum. Eskişehir'e, Sivrihisar'a. Sivrihisar ilçesinde yaşayan Müzeyyen teyzeyle bir araya geldik. Ve ahırda ineklerini sağdıktan sonra geleneksel yöntemiyle tereyağı yaptık. Tereyağı. Sivrihisar'a gidiyoruz. Sonra burada Diyarbakır'dayız. Hadi bakalım. Yollara düştük. Yine Anadolu'nun en güzel köşelerinden birinde sizler için durduk. Tereyağı yapan, tereyağı yediren, kaymak çeken, doğal şeyinler. Birçok bölgede tereyağı yaptık. Süt makinesiyle yapılanla ilk defa karşılaştık. Kaymağımız az akar tabii. Süt gibi çok akmaz. Normal kaymak akar. İşte Sivrihisar'da hanımların bizler için yaptığı doğal tereyağı. Kahvaltılık tereyağımız hazır. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Dümrek kasabasında Müzeyyen teyzelerle buluşuyoruz ve süt makinesinde doğal tereyağı yapımını öğreniyoruz. Alişan Bey gelmiş, Alişan Bey'e süt çeken, biner sana tereyağı yapan, tereyağı yediren, kaymak çeken, doğal şeyini, köy şeyini, hepsini bir yediren şeyden bakalım. Yine yasağım sarı kızımı. Siz de öğreden de size salın. Ha. Kaymağı çekeyim. Kaymağı çekeyim de. Sarı kıza giden yol uzun. Sarı kızı sağacağız. Sarı kızın bazıları ötekiler sağdırmaz ala inekler. Ala mı? Ala da iyi ama. Alalar sağdırmaz. Ne? Makineye alışkın olduğundan elimizden sağacağım bu sarı kızımı. Sarı kızı daha güzel ama. Ya. Sağdırmıyor mu? O sağdırır. İki Müzeyyen teyzemiz sarı kızla buluşuyor ve onu sağmak için ön hazırlıklara başlıyor. Sarı kızım gel. Kızım. Ha, sütünü koy da ben sağayım bak süt sağacağız inek. Bak inek çekeceğiz. Bismillah. Ha sarı kızım, sarı kızım. Ver sütünü. Kızım bak kızım, kızım bak nişandan bakın. Ha. Kızım, sarı kızım. Kim? Kaymak yiyeceğiz bak ha. Ya. Kızım bakayım. Sütün var çok ver de kaymak çok olsun. Müzeyyen teyze, sarı kız bol süt versin diye ona güzel sözler söylüyor. Sen dahtı kızım benim, sarı kızım. Tek sağdıra. Sarı kızım, sarı kızım, benim sarı kızım. Dekme bakalım ha. Verecek benim kızım, bak sarı kızım ağzım. Sarı kızım, benim sarı kızım. Sütümüzü doldurduk gayet, tamam. Gidelim, çekelim bu sütü. Sarı kız bize bir kazan süt verdi. Şimdi ne yapacağız Müzeyyen teyze? Bunu makinede çekeceğiz. Kaymak çıkacak. Bir yanına da peynir damlatacağız, kel peynir olacak. Sütünü de kaymağında pişireceğiz, tereyağı edeceğiz. Görünen o ki bugün çok işimiz var. Hadi buyurun gidelim Alişan. Hadi bakalım. Alişan Bey hadi. Hoşça kal sarı kız. İneğimizi sağdık, sütümüzü hazırladık. Nazlı süt, ocağı yaktın mı sütü ılıda? Yaktım hala hadi buyurun gelin. Makinede çekelim sütü. Kaymak olsun. Ateşi hadi. Yaktım sizi bekliyordum. Hadi nerede bakalım. Kaldınız? Hadi buyurun bakalım. Anca sağdık. Tamam. Buyur bakalım. Köy sütünün tadı da bir başka oluyor sanki. Köy sütü. İneklerimize arpa veririz, yonca veririz. Bakarız, sularız. Onların sütünü sağarız ineklerimizin. Sütün en doğal hali. İnekten sağıp geldi annemle halam. Bunları şimdi ılıtacağız. Daha sonra köyümüzün temiz, berrak sütlerinden kaymak, süt ne istiyorsak yapıyoruz. Biz bundan bugün kaymak yapacağız. İstiyorsak ister kaymak olarak tüketebiliriz. Daha sonra tereyağı yapabiliriz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Dururuz, sonra yemekler yaparız.
Nazife Hanım, sütün sıcaklığını nasıl ayarlayacağız? Makinede biz genelde yöresel olarak serçe parmağımızı sokuyoruz. Ilık olduğu zaman, yani serçe parmağımız sıcaklığı hissettiği zaman süt hazır demektir. Bunu götürüp daha makinede çekiyoruz. Bize de sütün kaynamasını beklemek düşüyor o zaman. Hala şimdi sen git makineyi ayarla. Ben de sütü ılıtayım. Hazır olunca sana getireyim. Tamam. Kaymağımızı yapalım. Oldu. Oldu. Ben makineyi vurayım. Sen de al da gel bunu çek. Tamam. Eder. Tamam hala. Şimdi sütümüz ılıdı. Ben sütümüzü alacağım. Halama götüreceğim. Orada kaymak yapacağız. Alişan Bey, sütümüze bak. Köyümüzün doğal sütü, ineklerimizin doğal sütü. Müzeyyen teyze, hazırlıklar tamam mı? Hala hazır mı makine? Hazır, getiriyor hazır, mu sütü? Makineyi ben hazırladım. Gel çekeyim hadi. Tamam, getirdim. Buy. Bismillah. Kaldır, buy da çekeyim. Gözünü kaldır. Kaldır, kaldır. Ağzını kaldır da çekeyim ben. Buy, 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 buy. Aa, böyle çekilecek, ineğe sarılınca süt hazır olacak. Biraz sonra bir taraftan ya, kaymak, bir taraftan da yağsız şimdi süt akacak. Hadi Müzeyyen teyze, iş başa düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım sütü çeken. Müzeyyen teyze için bu süt makinesinin bir anısı var. Bu eskiden kalma, annemden kalma süt makinesi bize hediye oldu. Büyüklerimizden büyüklerden kalan. En doğal buyur yöntemle şimdi kaymağımızı yapıyoruz. Çekiyoruz böyle. Kaç senelik makine. Anamdan babamdan kaldı. En doğalı en güzeli bu makinelerle oluyor. Böyle çekiyoruz artık. Şey edince, kendine gelince makineyi açacaksın, sütün akacak, kaymak akacak. Makine ısınacak şimdi, daha açmadık çeşmesini. Peki, süt makinesinin bir ayarı var mı? Çok çevirirsek çok koyu çıkar, yavaş çevirirsek sulu çıkar. Süt ayarlamamız atar lazım bunu. Tam kıvamında olması lazım. Makinenin sesinden anlaşılıyor şimdi bak. Azıcık daha durdum, yağ güzel akıyor buraya. Hemen açarsak yağ akmaz, süt akar ikisinin tarafından. Şimdi açacağım. Şimdi bu yandan kaymak gelecek, bu yandan süt gelecek. Şimdi sütümüz akmaya başladı. Bu taraftaki yağsız süt, oraya kaymağımız gelecek inşallah. Kaymak nasıl akacak merak ettik doğrusu. Kaymağımız az akar tabii, süt gibi çok akmaz. Normal kaymak akar. Bu iş zahmetli mi Müzeyyen teyze? Zahmetli bu işler tabii. Ha bak kaymağımız geldi. Bunu pişireceğiz biraz ocakta. Döndüreceğiz. Koyu su çıkar bu kaymağın. Koyu su çıkındı mı onda dolma ne doldurlardı eskiden ebelerimiz. Yemeklere katar kullanırız. Kel peynirini de şeye, pazara satarız. Lor peynirinin biraz değişik kel peynir dediğimiz hamur işlerinde kullanılır. Hala ne kadar çıkıyor? Sen daha ustasın. Ben yeni yeni öğreniyorum. 15 kilodan 1 kilo kaymak çıkar. Kaymak devamlı dediğimiz böyle süt kreması. Normalde şehirlerde krema olarak kullanılan çiğ kaymak. Biz genelde hep tereyağlı yemekler. Köyümüzün en meşhur yemekleri tereyağlıdır. Bizim nenelerimiz büyük kazanlarla bu şekilde çeke çeke yaparlarmıştı. Yapardılar. Benim babaannem, halamın kayınvalidesi, halam oluyor, büyük halam. Müzeyyen teyze bu işi kimseye bırakmıyor. Onlar bilmiyorum. Biraz yardım edeyim mi? Kolunu diye çevirmezsen kaymağın atla çıkmaz. Kolunu diye çevirecek. Başlayan kişi bitirecek ya da ara verecek. Ağır çekersen buradan süt diyor, buraya süt akar. Kaymak çıkmaz o zaman tereyağı. Şimdi bak normal güzel akıyor böyle. Peki yorulduk biraz. Ara vermek istesek ne olur? Ara verirsen zaten süt akar kaymağa. Bozulur, kaymak olmaz o zaman. Tekrar geçirmek lazım. O zaman çevirmeye devam edelim Müzeyyen teyze. Devamlı böyle biz çekeriz. Yaz, kış, sütçüye veririz. Evet, sırada ne var hanımlar? Şimdi sütümüz bitmek üzere, çok az kaldı. Bittikten sonra kaymağımızı alıp ocakta pişireceğiz. Peki kaynama esnasında bilmemiz gereken bir püf noktası var mı? Sürekli kaynarken karıştırmamız lazım, yoksa taşar. Başından hiç ayrılmayacağız. 15 dakika kaynayacak. Kaynattan sonra indireceğiz. Ondan sonra 2 gün bunu dolaba koyacağız, dinlenecek. Daha sonra tereyağı yapacağız. 15 dakikada kaynama işlemi bitiyor yani. Aynen süt kaynar gibi kaynamaya başlayacak fokur fokur. Böyle bir 5 dakika kaynatacağız. 15 dakika kaynayasıya kadar 5 dakikada pişmeye başladıktan sonra kaynatacağız.
Daha sonra ocaktan alacağız. Kıyılarına kaynamaya dur daha bak, kaynayacak şimdi. Dakikalar hızlıca geçti. Kaymağımız pişiyor olmak üzere. Kaynıyor şimdi. 1-2 dakikada böyle karıştırıyoruz, sonra indiriyoruz. İşin ustası kaynama süresine müdahale ediyor. İndir kart Nazlı, oldu bu kaymağımız. Tamam hala. Ya kaymağımızı taşıracağız, taşırmadan indirem. Alişan Bey, kaymağımızı pişirdik, onu bir kenara ayırdık. Az önce bahsetmiştim, bunu halam 2 gün öncesinden ayırmış. Bu pişmiş, dinlenmiş kaymağımız. Bunu şimdi döndürerek size tereyağı yapacağız. Suyu ve tereyağısı ayrılacak. Bunun da püf noktası hep aynı yöne döndürüyoruz. Bir 15-20 dakika böyle karıştırıyoruz. O koyulacak, ondan sonra içinden suyu çıkacak. Bizim buralarda genelde bu şekilde yapılıyor ama Karadeniz tarafında, Doğu Anadolu tarafında, o taraflarda yayık usulü yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ama bizim doğal tereyağımız bu şekilde yapılıyor. Çok kuvvetli olmak lazım burada. Olmaya başladı. Bakın. Tereyağımız dönecek bak bari. Tamam. Bulgur bulgur olacak şimdi bu. Bulgur bulgur olunca koyusunu verecek. Koyusunu alacağız başka bir kaba. Ondan sonra suyuyla yıkayacağız. İçinden çıkan sütünü süt niyetine pastalarda, böreklerde, hamur işlerinde, her şeyde kullanıyoruz. Yeni nesil artık biz zeytinyağı, sıvı yağ, onları da ilave ediyoruz. Ama eskiden bizim babaannelerimiz tamamen tereyağıyla yemek yaparlardı. Müzeyyen teyze kızı Nazife'den görevi devralıyor. Devralmışken de eski günleri yad ediyor. Ben 44 sene kaynanamdan durdum. Kayınbabamla benim yanımda durdular. 40 sene de ben yaşadım. 44 sene. Yanında durdum yanımızda. Şimdi sütümüz çıktı. Bu sütümüzle eskiden babaannelerimiz sarma içi yaparlardı, hoşmerim yaparlardı, hamur işlerine koyarlardı, poğaça, börek, haşhaşlı. Biz de onlardan gördüğümüz kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Buradan biraz daha çıkacak. Ondan sonra tereyağımız çıkıyor. Evet, artık tereyağının son aşamasına geldik. Tereyağımız, sütü ayrıldı tereyağının kaymaktan. Suyla yıkayacağız, arındıracağız. Şimdi yıkamaya başladık. Bunu belki bir 10 defa yıkamamız lazım. Yıkayacak. Evet. Bu yıkama işlemi tereyağımız tertemiz olasıya kadar, hiç içinde süt kalmayasıya kadar devam edecek. Her yıkadığımızda daha çok rengi sarı olmaya başladı, görüyorsunuz. Bu yazın inekler yeşil yediğinde daha sarı, daha berrak oluyor. Alişan Bey tamamen berraklaştı. Artık bu tereyağımız hazır. Kahvaltıda yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kaymağımız çektik, tereyağı yaptık. Şimdi berrak, çok güzel kahvaltılık tereyağımız hazır. Ellerinize sağlık hanımlar. Evet, bu muhteşem tereyağından sonra Sivrihisar'dan geldik İstanbul'a, Diyarbakır'a. Diyarbakır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aliye Bulak ve Remzi Bulak. Kaç yıllık evliyiz? 38. İkiniz de Diyarbakır değil mi? İkimiz de Diyarbakır. Remzi abi acayip şiirler yazıyormuş ve şimdi öğrendim ki eşine de Aliye Bulak'a da bir şiir yazmış. Ben şimdi Remzi abi önce hemen senden o şiir almak istiyorum. Mikrofon nerede? Şurada benim mikrofonu, sesini açalım. Eşine evet. Bakalım ne yazmış Remzi hemen, abi. Hemen girişte diyorum. Hemen girişte direkt. Şöyle eşinin gözlerine baka baka bak. Bak şimdi. Şimdi beni ne kadar seviyorsun dedi. Diyarbakır kadar dedim. Bu kadarcık mı dedi. Sustum. Oysa dedi ben seni dünyalar kadar seviyorum. İşte aramızdaki fark bu dedim Aliye Hanım. Sen beni belki dünyalar kadar seviyorsun. Ben ise seni dünyalara değişmediğim, dünyalara değişemediğim bir şehir kadar, Diyarbakır kadar seviyorum. Diyarbakır kadar seviyorum. Harika. Vallahi ağlıyordun az da. Ağlıyordum vallahi. Bizi ağlatacak yemekler neler var? İnşallah yok. Bunlar gönüllere neşe, mutluluk, sevinç veren yemeklerimiz.
Herkes ağır der yemeklerimize. Aslında bizim yemeklerimizin hepsi şifadır. Baktığın zaman ağır gibi durar. Yazın meftunumuz var. İçindeki sumakla beraber. Nasıl ve doktorların o şeyine düşmüş bir sumakla beraber yediğin zaman kuzu eti hafif, dana yok bizim etlerde. O kadar güzel. Az önce izledik ya, hanımefendinin ismini unuttum. Sütü sahip getiriyor bize. Bak onunla yoğurt yaptım. Vay vay vay. Bu nedir bu? Kendi kabak çekirdeği mi? Diyarbakır karpuz çekirdeği. Karpuz çekirdeği. Diyarbakır deyince ilk etapta karpuz tabii gelir. O surları gelir. Efendime söyleyeyim, Karacadağ'ı gelir. Bak Karacadağ pirinci. Vay vay vay. Dünyada eşi olmayan. Karacadağ nerede pişiyor? Bunun yetişme yeri hep kayalıkların içi kurak bir yer. Aslında pirinç sulak yerlerde yetişir. Biz Karacadağ'da pirinç yetiştirmişiz. Harikasınız. Ve dünyada eşi benzeri olmayan değerde besin olarak söylüyorum. Güneydoğu'nun bütün şehirlerinin mutfakları tabii, hepsi ayrı tabii, güzeldir ama tabii, gerçekten Diyarbakır mutfağı çok özel bir mutfak. Birazdan ablam bize hem güzel bir yemek yapacak, çiğ köftemiz var. Evet. Daha mutfağı tanıtmaya devam edeceğiz. Birazcık Diyarbakır müziklerinden. Biraz eğleneceğiz. Evet, biraz eğleneceğiz. Sonra biraz eğlenelim. Bu arada sol tarafımda erbane çalan ekibimiz var. Gül, Güneş, Jale, Funda ve Nurcan. Ha birisi eksik. Birisi eksik. O gelemedi. Eksik, o gelemedi. Birazdan sizden de canlı canlı inşallah hem erbaneyi çalıp hem de canlı canlı türkü isteyeceğim. Hoş geldiniz siz de. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ ol. Şimdi müzikle devam edelim. Benim canım kardeşim, kocaman alkış istiyorum. Bir Diyarbakır türküsüyle gelecek Deniz Toprak geliyor efendim. Ağzına sağlık. Hoş geldin kardeşim. Canım benim, hoş bulduk Alişan. Sen Siirtlisin ama Siirtli. Diyarbakır türkülerini de çok güzel söylüyorsun. Diyarbakır bize 2 saat uzaklıkta bir yer zaten. Diyarbakırlı da sayılırım. Buradan hem Siirtli hemşehrilerimi hem de Diyarbakırlıları ve tabii ki tüm izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Ekranları başına herkes hoş gelmiş. Ben de alıştım artık, her ay buraya gelmesem olmuyor yani. Ay canımsın. Sen de bizim kardeşimizsin ve bizim programımıza ne zaman çağırsak geliyorsun. Allah seve, razı olsun. Seve seve her zaman. Turgay'la birlikte. De... Buradan Turgay Bey'e de selamlar olsun. Tugim. ona da selamlar olsun. Peki şimdi ikimizin de çok sevdiği bir değerli büyüğümüzü davet etmek istiyorum. Diyarbakır'ın gerçek değeri ve yıllardır yaşlanmayan birisi. Hiç yaşlanmayan. Hiç yaşlanmayan. Da bir sorarsınız. Vallahi maşallah soralım. Ve ayrıca Deniz'le de bir anısı var. Deniz de onu anlatacak az sonra. Bize bir kocaman alkış istiyorum. Değerli büyüğümüz için Diyarbakır'ın değerlerinden biri. Gerçek bir sanatçı. Canlı canlı gelecek bir Diyarbakır türküsüyle. Bedri Aysel'i geliyor. Çöpekten sıra sıra paytonlar oturmuşlar, türlü türlü hatunlar, boylarında beşi birlik altınlar. Ne güzel bir diyar Bekir, elleri 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 vay. Mardin kapı efehvan yatağı, bacidamda tahta sermiş yatağı, şiköfte meftun ederdim ortağı. Ne güzeldir Diyarbakır, elleri 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 var. Çok güzeldir Diyarbakır, elleri elleri elleri. Vay 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 vay. Thank you.
Dicle Nehri gelin gibi akarsın, Gazi Köşkü Mahsun Menün bakarsın, Kırklar Dağı çok ciğerler yakarsın. Ne güzel Diyarbakır elleri, elleri, elleri. Çok güzeldir Diyarbakır elleri, elleri, elleri. Vay 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 vay. Bedir abi maşallah ya. Vallahi her geldiğinde maşallah diyorum, nazar değmesin. Bizim nazarımız da değmez ama. Yok değmez. Değmeyeceğini de biliyorum. Vallahi yani hem sesin ilk günkü gibi hem fiziğin ilk günkü gibi. Nedir bunun sırrı? Bunu nasıl kurayım Bedir abi? Diyarbakır mı bu? Şimdi, mutlaka Diyarbakır. Diyarbakır. Sen aslında beni 10 sene sonra göreceksin. Bu ne yani? Daha da gidiyorsun. Bak. İnşallah. Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Aa, Diyarbakır'ı duyunca... Koşarak geldim. Koşarak geldim. Zaten davet etmeseydiniz yine gelecektim. Sürpriz yapacaktım. Bedir abi, Diyarbakır deyince ne hissediyorsun? Şöyle bir kameralara bir söyle Diyarbakır. Bak beni duygulandırdın gene, biliyor musun? Kaç yıl oldu Diyarbakır'dan çıkalı? Çok oldu. Değil mi? Çok. Bir 60 sene olmuştur. Yani ama çıkalı evet. Vardı. Çıkalı. Sen çıktığında daha Diyarbakır yoktu. 64'te. 64'te çıktım. Maşallah. Ya. Ama çoktan gitmemişim ha. Kaç sene oldu sor bakayım. E niye gitmedin? Yok niye gitmedin? Kaç sene oldu de? Kaç sene oldu? 3 gün. Bir hafta ya. Ha ben bir hafta. Maşallah. Ya. Bir hafta yani, kaç bir... sene gibi geçiyor değil Diyarbakır'ı mi? Diyarbakır'ı şöyle küçük bir şiirle anlatayım. Böyle. Tabii ki. Kardeşimiz okudu ama en son yazdım. Bana diyorlar ki neden hep Diyarbakır'ı okuyorsun? Niye Diyarbakır? Dedim ki Diyarbakır bana yeter deyince hemen kelimeler böyle ağzımdan döküldü yazdım. Ne Bodrum'da lüks bir villa, ne parayla ne de pulla, dinime imanıma hem de valla Diyarbakır bana yeter diye yazdım. Çok güzel. Bedenleri tarih kokar, Gazi Köşkü Hevsel'e bakar. Evet. Ondan sonra birkaç kelime daha yazdım. En sonunda yine dedim Diyarbakır bana yeter. Onun için yetiyor bana. Gidiyorum, geliyorum. Sizler de beni davet ettiniz. Bu güzel günde sizlerle TRT'mizle birlikte oldum. Allah razı olsun. Alişan'ın programında. Allah razı olsun. Ellerine şeref yapıyorum. Duydum, mutluluk duydum. Biz teşekkür ederiz abi. Al. O zaman madem şöyle üçümüz de ayaktayız. Birkaç Diyarbakır türküsü canlı canlı bağlayalım ya. Yapalım. Az önce mesela ağlamayar ağlamayla başlayalım. O yeni mi çıkmış? Evet. Buyurun. La. Ağlama yar, ağlama anam, mavi yazma bağlama.
Canım kız yetme.
kış hem de yaz. Sarılan, sarılan hem kış hem de yaz. Biz fincanın etrafını, Ben bir sarı. Bir yeşil biliyorum, bir de sarı biliyorum. Bir de sarı biliyorum. Yani, pembeyle beyazı ilk defa duydum. Ben de pek yeşil ve sarı fincan görmedim ama beyaz var değil mi? Beyaz var. Beyaz var. Evet, bir de doğru. Bir gün bir arkadaş bir yer açmıştı. Gittim bir böyle bir takım fincan aldım. Pembe bak. Aa pembe. Oradan da aklıma geldi. Ha onu sen yazdın. Bunları ben yazdım. Ha, ben de hatta diyorum, şimdi ne oluyor? Mi yazdın? Yok. Dedim ne oluyor, fincan ne zaman pembe oldu? Beyaz oldu. Bu da artık günümüze uyarlanmış Barbie. Şimdi senin kursuna başladın. Erbani. Burada evet. Deniz. Evet ya. Erbani. Çalan kızlar var. Ne güzel. Onlar da bize bir şarkı hazırlamış. Evet. Jale. Erbani nedir? Bize önce bir ondan bahsedin. Erbani Türk müziğinde bir geleneksel olan bir ritim. Diyarbakır'la bir bağlantısı var mı? Ya genelde doğu kültüründe erbani var zaten. Hani İstanbul'da çevrelerde çok fazla yaygın değildi. Yaklaşık 2-2,5 senedir erbaniye bayağı bir yoğun rağbet var. Evet, kursuna başlamış. Evet, ben bir ay oldu kursuna başlayalı. Bilseydim ben de erbanimi alır gelirdim ya. Keşke. Bir ay oldu yani dördüncü ders. Nerede senin erbanin? Bir tane. Sana erbanesiz gelme demedik mi buraya? Bırakmış erbaniyi evde. Bilseydim getirirdim vallahi. Neyse bir dakika. Ama arkadaşlar birazdan bir tanesini hani bana verirlerse böyle ben de performansımı sergilerim. Bu da yine bu bozar mozar erbani için başımıza iş çıkarmadı. Evet, ne söyleyeceksiniz bize erbani? Ortada yeşil çınar yemin söylemek et. Istiyorum. Allah. Yemin hadi. Sırf erbani mi? Bizim sazlar eşlik etmesin. Edebilirler, sorun değil. Ben... Bence bir tek kaval eşlik etsin, erbanin sesini duyalım. Tamam. Hadi. Biz de eşlik edelim onları. Hadi tamam. Tamam. Bir Diyarbakır türküsü. Haydi bakalım. Bahçede yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Nanay gülüm, nanay topkak gülüm. Nanay, nanay, eser yarimsin nanay. Nanay, nanay, kendim alımsın okudular ya. Vallahi. Daha ne Diyarbakır türküleri okuyacağız. Daha gideceğiz mutfağımıza. Daha ben erbane çalacağım. Daha sen erbane çalacaksın. Onu lütfen kaçırmayın. Erbane çalacak Deniz. Çok kısa bir reklamımız var. Reklamlardan sonra buradayız efendim.
Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi şu Diyarbakır lezzetlerini önce bir tanıtalım diyorum. Ben Ali abla. Ali abla bunların hepsini sen mi yaptın önce? Hepsi benim. Peki bu kadar güzel yemek yapıyor da bu hanım sen niye bu kadar zayıfsın ben abi? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Abi param yok satıyor. Ya bak ya. Yani param yedirmiyor mu sana? Yok abi param olmadı. Abi vücudundan gör. Bugün hatta şey günü, dilim dönmüyor, obezite günü. Onun için örnek olarak bakın Diyarbakır insanı... Diyarbakır erkekleri şimdi böyle. Şimdi bana bakmayın, evet. Benim yaşım geçince menopozdur, şudur falan kilo almalar oluyor. Benimki ayrı, halkım da hepsi incecik. Çünkü neden? Bunlar sağlıklı yiyecekler. Ununa, hamuruna veya etine bakmayın, içinde pirincine... Bunun içerisinde bir sürü zebzem de var, pirincim de var. Onunla beraber baharatım var. Yediğimi yakabiliyorum. Ama çocuklarımızı öyle bir alıştırdık ki hem şekerli ürünler hem hazır gıdalar, yemekler ismini verebiliyor muyum şu anda? Yok vermeyelim de Ali abla vallahi doktor gibi. İşte bak. Maşallah. Görüyorsun değil mi? Maşallah. Bizim Diyarbakır mutfağımız ilaç. Nedir şimdi? Biraz tanıtalım. İlaç. Mesela Diyarbakır usulü? Kilorik. 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 Kalorik. Kalorik ya, kalorik. Evet. Şimdi bunların özü sumak suyu. He. Sumak suyu var. Sumak zaten sumak en büyük antioksidan. Bütün, evet. Yağları eritip atıyor. Diyarbakır sıcak bir yer. Deniz oradan bana bir kaşık versene sana zahmet. İçerisinde bulgur var. Un yok. Hamur yok. Yağına bakmayın. O böyle içtikçe için ferahlıyor. Hastayken içerken terliyorsun ya grip falan olduğunda. Eşim hep diyor bana bir kalorik yap da karayayım bir terliyim bir kendime ya? Geleyim. Bu içinde içli köfte gibi şeyler var galiba. İçli köfte onu çiğ köfteli kıymayla da yoğrulup yapılabiliyor. Sade de yapılabiliyor. Kim nasıl arzu ediyorsa. Çok iyi. Vallahi suyu da çok güzel ekşi ekşi. Afiyet şifa olsun. Öyle bir iştahlı yedin hele ben. Gel gel bir bak gel bir bak. Gel bir bak. Nedir abi biz bak. Size yakın biraz yemekler ha? Evet biz ama evet. Bizde yağını diyorlar buna. He. Yağını. Annem öyle şimdi, diyor. Şimdi Alişan Bey. Bütün... Size vermiyorum siz Diyarbakırlı yani her zaman yediniz. Evet. Paramız yok abi. Şimdi ben bunu da hep söylüyorum. Bütün Güneydoğu veya Doğu Anadolu yemeklerimizin birçoğu Diyarbakır'dan çıkmış. O kadar çok medeniyet geçti ki o topraklardan. Her gelen yemeğinden bir parça bıraktı bize. Bravo. Bizden kız alan diğer komşu... İllerimiz, bizim kızlarımız mutfağımızı direktmen kendi gittikleri... Mutfağına uyarladı. Uyarladılar. Peki bu nedir abla? Meyir çorbası. Için. Şu anda Diyarbakır'da o sütlerimizin, yoğurtlarımızın, peynirlerimizin haddi hesabı yok. O kadar güzel bir kokuyla şeyle bu da bir ev yapımı. Yoğurdu dahi ev yapımıdır. Evimde bile kaçık ev yapımı çıkardım. Yoğurt ha. Kullanıyorum. Bu soğuk mu içilir? Sıcağı da var. Kış aylarında sıcak da yaparlar. Ne var içinde? Dövme var, nohut var, yoğurdumuz var. Başka da bir şey yok. Yarasın. Bedir abi çok ağzımı iyi. Afiyet ya. Ya şu an programı kapatıp buraya saldırmak istiyorum. Ya. Böyle bir durum var yani şu an. Afiyet şifa olsun. Hepsi de çok sağlıklı şeyler. Ya. Mesela Diyarbakır evet. Çöreği. Nedir diğer çöreklerden Diyarbakır çöreğine ayrı? Eskiden Diyarbakır'da bayramlarda 4 gün fırınlarımız kapalıydı. Kapalı olduğu sürece annelerimiz böyle çörekler yaparlardı. 4 gün boyunca hem yemeğin önünde... Kahvaltılıklarda ikramlıkların yanlarında çöreğimizi verip ikram ederdik. Tuzlu. Bunun, evet evet tuzlu. İçerisinde baharatı var. Çörek otu baharatı dediğimiz değişik evet. Bir aroması aldım, var. Aldım onu. Anason mahlebi gibi. Var. Evet, evet anason gibi karışık böyle hazırlanan bir baharatla yapılıyor. Yağlı bir ekmektir çörek şeklinde. Onu hem yemekten tüketiyoruz hem kahvaltıda hem sadede peynir. O baharatın bir yine adı vardı ama. Çörek otu diyorlar da ben özel olarak onu tam bilmiyorum. Peki i̇şte benim Diyarbakır peynir, peynir. Diyarbakır deyince örüklü ve taplama olmadan olmaz. Bu çöreğin yanında bu tandır ekmeğinin yanında. Kendi evimde tandır yapmaya çalıştım fırında size gösterebilmek için. Canım benim ya. Ben 35 yıldır Diyarbakır'dan çıkmışız. Ama eşimle beraber bir Diyarbakır aşığı olarak o şiir yazmaktan, ben yemek yapmaktan usanmadık. Adile'nin aşkı demin biraz kokuyor. Bravo valla. Güzel. Peki, 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 peki. Burada dolmalarımız şimdi var. Şimdi şunu çeşit. Tanıtmak istiyorum Alişan bu nedir? Bey. Bakın Diyarbakır üzümü çok meşhur. Öyle bir üzüme onu sahibiz ki yok. Şire üzümü. Şire üzümü. Bizim üzümün dış cephesi çok ince, zar aa, gibidir. Ben onu masa örtüsü zannettim. İğne değmedi hani balona iğne değdirtirsiniz ya patlar gibi. Bizim üzümlerin suyu o şekil akar. Ben Malatya'da yaptım.
Öyle mi? Pestili mi? Evet, ben pestil gördüm. Yaptım, direkt gördüm. Pestil yaptım. Aldım. Ben yapmadım. Bu neli? Bu neli? Üzüm pekmezinden üzüm yapılan pestil. Diyarbakır üzümü ha? Tabii. Diyarbakır üzümü. Vallahi masa örtüsü. Bu da diyor masa örtüsü zannettim diyor. Saten dedim, ne güzel. Niye aç. Termin? Şimdi Alişan Bey bunu diyeceğim. Bizim çocukluğumuzda Bedri Bey kopmuyor de daha. İyi bilir. Yırtılmıyor. Nişastası daha az kullanılırdı. Daha gevrek olurdu değil mi Bedri Bey? Abi büyük diye şimdi bak. Biraz nişastayı fazla kullandıkları için çarşaf şeklini çevirdiler. Bakar mısın ya? Evet. Kumaş gibi. Maşallah vallahi billahi. Şöyle çevir bak Alişan şu kısmı. Ha, şu tarafta. Parlak kısmı evet. Televizyonlarda. Bir de arkadan ben de görünüyorum bak. Bu kadar ince. Evet gözüküyor. Tabii. Şurada bir delik var dur. Aa vallahi müthiş. Şimdi eskiden şey. Çocuklarımızın canı şey çekerken annem bir parça bundan yanına cevizi badem. Diyarbakır'ın bir de bademi çok meşhur. Nerede cevizi o vardı bir? Cevizi değil. Bademlerle biz meşhuruz Diyarbakır'da. O yüzden yemeklerimizin birçoğunda badem bulundururuz. Tatlıdan tuzluya doğru geliyoruz. Evet. Diyarbakır burma kadayıfı. Bunu zaten bunu bilmeyen yani, yoktur. Evet. Aynen öyle. Efendim. Ama bunu bir Bingöl'lü usta yapmış. Evet. Burada da bir Bingöl'e de bir gönderme yapalım. Yok. Ve Diyarbakır nüfusunun %50'si zaten Bingöl'lü ya. Aynen öyle. Şimdi ben bunu bu şekilde toparlayayım Alişan Bey. Bunun bir asıra yakındır ustası Bingöl'lü. Sanki ustalar Diyarbakırlı. Bingöl'ün tepsisini buraya koyar mıyım bir Diyarbakır gününde? Hiç kandıramazsınız. Bingöl'de bizim, Diyarbakır'da bizim, aynen. Siirt'te bizim. Aynen, hepsi bizim. Trabzon'da bizim, Rize'de bizim, her yer bizim. Şimdi evet, Meftune. Bedri abi şarkılar yarım saattir yapılmış. Bana Meftune'yi gösterip. Bu Meftune muhteşem bir şey, ben bunu biliyorum. Şey, şarkılar yazılmış. Patlıcan. Bu nasıl yapılıyor abla? Şimdi buna alt katına etini döşüyoruz. Evet. Patlıcanı, biberi, domatesi az oluyor. Bol sumak suyuyla kaynatılarak yapılan bir nasıl şey. Nasıl bir ekşi? Tabii. Arzu ederseniz sarımsak sonradan piştikten sonra çiğden eklenebiliyor içine. Şu güzelliğe bakalım. Güveçten arasındaki hayır, fark hayır. Budur. Kuzu eti. Onun domatesi tabii yine kuzu eti. Bunun domatesi az oluyor Meftune'nin. Güvecin domatesi fazla. Bir de Meftune'de şey mi oluyor? Kuru patlıcan. Yok. Yok. Normal. Bir de bizim hepsini Alişan Bey yapmış Ali ablam. Diyarbakır'ın kış kabağı var. Hiç atmamış. Bal kabağı değil. Sıcak sıcak. Hiç atmadı. He. Vallahi. Ben bunları taze gelsin şimdi diye. Şimdi ablama ben bir şey soracağım. Buyur abi. Çok önemlidir. Niye Meftune dedim biliyor musun? Evet. Sabahtan beri Alişan'a diyorum ki sıra buna gelsin, sıra buna. Türküsü de var. Ne ciğer. Valla. Çiğ köfte, Meftune, derdim orta. Ne güzeldir diye. Söylesen Allah aşkına. Söyledik ya. Ha demin ki evet. Türkü'de geçti. Ne güzeldir diğer bir. Orada geçti. Ama asıl sebebi ne biliyor musun? Asıl sebebi. Nedir abi? Bizim hanım ne diyor biliyorsun? Bunun ismi Meftune diyor. Niye? Ne Meftune? Bu Meftune. Hayır hayır. Nedir abla ismi? Meftune diyoruz ama. Nasıl? Biz de Meftune diyoruz. Hah. Şimdi oraya gelelim. Evet. Neden? Şimdi. Neden? Ya bizim yörede bilmiyorum. Öyle deniliyor. Şimdi. Meftune mi Meftune mi? Asıl Diyarbakır yemeği olduğu için Meftune. Bunların bir aya Arap kökenine gittiği Meftune. İçin bazı kelimeleri değiştirerek o bize ait falan diyorlar. Onu kabul etmiyorum. Bunlar asıl Diyarbakır'dan çıkmaz bu. Arada. Meftune. Şimdi bunlarla sizin aranızdaki soruna gelelim. Peki şu mumbar dolması. Biz Siirt biliriz ama Diyarbakır'da da yaparlar bunu. Ama Siirt'tir değil mi? Hayır. Şimdi programın başında ne dedim? Bütün yemeklerin çıkış yeri bak Diyarbakır mı? Sıradan bir şehir değil. İpek yolunun bak çatal getirdim. Alişan Bey bilirsiniz o dört kapısı var. İpek yolunu osurun. Her gelen medeniyet oraya yemeklerini bırakmış. Bizim kızlarımızı da komşu iller aldığı için oraya, oralara sonra. Taşındı. Bütün yemeklerin çıkışı Diyarbakır. Dur bakayım bir Siirtli yedi şimdi. Nasıl durum? Doğru söyle. Çok sizin, güzel. Sizinkine benziyor mu? Afiyet şifa olsun. Bizimki benziyor aynı. Benziyor. Hı-hı. Yalnız bazıları içerisine kuşbaşı koyar. Kıyma benimki abi, kıymalı. Abi bu nasıl yapılıyor ya? Allah aşkına bize bir tarif etsene. Abi biz bunu aldıktan sonra önce bir ters çeviririz. Tamam. Bıçakla, tuzla. Bu kuzu bağırsağı değil mi? Evet. Sirkeyle bir güzel yıkar, bıçaklarız. İç kısmını bir temizleriz. Sirkede birkaç saat yatırırız. Bıçakla kazıyarak. Tabii. İç kısmını. Tamam. Sonra onu tekrar ters çeviririz. Pirincini de yöre yöre değişiyor. Hani dedik ya komşu İçine ne koyduğuna. Ne koymak isterseniz. Bizde ne var? Bollu olur. Bizde kıyma var, nane var, pul biber var, salçam var, pirincim var içerisinde. Burgullu da yapan olur. Kuşbaşıyla. Hatta ben bir yörede de ciğer koyanı bile gördüm.
Allah İçerisi, Allah. Evet, ciğer bırakanı da gördüm. Ne kadar ağır. Bak ağır, elim acıdı. Yani. Ağır oluyor ama ciğer bıraktığın zaman. Onu bile bırakan. Hani giden yerde bu yemeklerin birçoğu diğer şeylerde şey diyorum. Mesela bulamaç yapacağız. Bazıları da bulgurlu yapıyor. Bulgurlu da yapar. İkisini karıştırıp da yapan var. Muhteşem. Peki tabii ki Diyarbakır'ın meşhur kaburga dolması. Kaburga dolması. Yani. Böyle iplikle iplikle dikiliyor. Dikili, içi dolu. Hepsi içi dolu. İçindeki. İçinde ne var şimdi bunun? Şimdi bunun içerisinde değişik bir pilav hazırladım. Daha baharatlı, daha acı. Siz acıyı sevdiğiniz için biraz yemeklerde acı bol olsun. Tuttum. İçi biraz daha baharatlı. Bir bıçak alabilir miyim? He bir bıçak. Getireyim. Aslanım, İlk ben Deniz buradayım Hanım. Ya. Evet, Deniz nasıl herhalde? Şöyle şöyle açabilirim. Şöyle tabii, gösterebilirim tabii, içini. Tabii. Çok da bozmadan. Bakar mısınız? Dışındaki ana, iç pilav. Teşekkürler. Rica ederim. Ha şöyle bismillah diyeyim. Hadi bismillah şöyle bir kesme de bunu. Görüyor musunuz ne kadar şey? Allahu Ekber. Bakar mısınız ya? Ne var o pilavın içinde? Bu evet, değişik bir pilav. Bir kaşık ver yavrum. Tam bir iç pilav değil. Evet, bu değişik. Çünkü tepsiyle iç ay, pilav. Dayanamadım. Allah dayanamadım. De, buradaki bak, daha da böyle sade yapılmış. Burası daha baharatlı, salçalı, soğanlı, maydanozlu, reyhanlı. Böyle aromasını etine versin. Siz bir parça etinden alın Alişan Bey. Bir parça değil, ben komple almak istiyorum da. Böyle bir şey yok. Helal. Peki bu kaburga dolması özel günlerde yapılan bir şey değil mi? Şimdi yani. Özel günlü falan bilmem canımız istediği zaman yaptığımız bir yemek ya da özel bir misafirimiz geldiği hı-hı zaman onlara ikram olsun diye yaptığımız bir yemek. Şöyle şimdi biraz pahalı oldu da biraz daha sonra misafire de çıkartamıyoruz bunları. Ve bir de Diyarbakır güveci. Bu da değişik bir güveç. Her yörenin güveci değişik farklıdır. Aynen. Ama Diyarbakır evet güveci. Şimdi Alişan Bey, Diyarbakır güveci fırında eriyecek etiyle içine koyduğumuz sebzeler birbirinden halimleşecek diye bir kelime var yemeklerde. Böyle birbirine katılacak o. Ne var içinde abla? Şimdi patlıcan var az miktar, domatesim var, biberim var, etim var, sarımsağım var, salçam. Salça neden koydum? Diyarbakır'da o hevser bahçelerinde yetişen sebzelerin yanında asla salça falan kullanmayız. Ama İstanbul'da kullanmak zorunda kaldım. Biraz salçam var. Yağ yok. Yağ, kuyruk yağ en son üzerine döşüyoruz. Yağı görebiliyor musunuz? Görmez olur muyum? Kendi yağ olduğu için vücut da onu çabuk eritip dışarı attığı için zararlı bir yağ değildir bu. Çok ne güzel. Sıvı yağdır, ne katı yağdır. Peki pilav üstü kuruyu evet, hepimiz biliyoruz ama bu bu pilav üstü kıyma bu nedir abla? Bunu bu ilk defa. Duvaklı pilavımızdır. Nedir? Duvaklı pilav. Duvaklı. Düğünlerde mutlaka yapılır. Gelinle damadın bizim oralarda gelin damat sofrası hazırlanır. Tepsisi hazırlanır. Bütün çerezlerden bırakılır. Alttaki pirinç gelini ifade eder. Üstündeki dua evet. Bademler çocuklarımızı bekletti tabii. Her gelin ve damadın sofrasında mutlaka duvaklı pilavımız bulunur. Yok çok meşhur Diyarbakır'dan birebir şey olmuş. Üzerindeki kıyma. Tabii. Pilav gelin. Gelin. Kıyma erkek. Kıyma erkek. Badem değil. Erkek kıymasını çıkar. Sağlam. Peki. Sağlam sarıyor. Üstteki bademler de çocuklar. Maydanoz. Bak, doğru tahmin ettim. Maydanoz yeşillik olsun. O da el alem olsun. Harika. Harika lezzetler. Şimdi her şey maydanoz olmayın. Yok. Başka ne var? Çiğ köfteye geçmek istiyorum ben yavaş yavaş. Evet. Bir de Diyarbakırlı içli köfte. Ya şimdi, oraya gel işte. Oraya. Haşlama bu herhalde. Bizimki haşlama. Biz genelde Alişan Bey içli köftede ve bazı yemeklerimizde kişniş kullanırız. Bunda kişniş mi var? Kişnişler kullanılır. Evet kişniş. Şarkıda kişniş. Evet onun da şarkısı var. Tabii. Şimdi belki biraz şey olmuştur Alişan Bey. Bu baharat olarak kullanıyorsunuz değil mi? Evet bunu öğütüyoruz. Abla ne kattın içine bilmiyorum ama çok güzel be. Şu anda dondu da böyle bunu sıcak sıcak yiyeceğim. Böyle onun içinde tereyağı falan böyle yağ atacağım. Abla öyle bir tane ver. Ben de dayanamadım. Şu an reji. Ben de dayanamadım. Rejideki herkes şu anda canımız çekti. Vallahi evet. Siz oradasınız biz buradayız. Ben zaten şurada. Ne yapalım işte. Siz içeride çalışıyorsunuz. Biz de burada içeride çalışıyoruz. Yani. Ama malzeme burada yapacak bir şey yok. Hep Diyarbakır salçık tavamız. Efendime söyleyeyim anlatmama gerek var mı? Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şimdi çiğ köfteye doğru gidelim. Hemen efendim. Diyarbakır usulü çiğ köfte. Hemen. Bedir abi Deniz şöyle yere bir geçelim. Yoğrulacak. Hem çiğ köftemizi yoğuralım.
Hem güzel şarkılarımızı söyleyelim. Örüklerimi gel Ali abla. Gel Ali abla. Ne yapayım? Oradaki örüklerime benim. Şimdi Diyarbakır usulü ben de yanına geleyim. Çiğ köfteyle diğer çiğ köftelerin arasındaki farkı önce bir sizden alalım. Ses var. Nedir? Farkı bir söyle. Diğer çiğ köftelerle arasındaki farkı. Onu Ali Hanım anlatsın. O kadar abi, saygılıyım diyorsun. Tabii ki. Başta ben Ali abla gel, bu senden çok korkuyor Ali abla. Hemen ellerimi yiyip geliyor benden. Deniz gel. Gel kardeşim. Ali ablayı şuraya alalım. Evet. Oturduk böyle bir divana diyelim. Gel kardeşim. Ben de oraya gideceğim. Ali abla neredesin? Gel. Buyur. Bence bir türküyle önce başlayalım. Ondan sonra Ali abla bize çiğ köfteyi açıklasın. Şimdi, buraya şimdi en uygun ne okunur abi? Çiğ köfteyle ilgili bir şey. Bence. Değil mi? Hiç fark etmez. Sen söyle o zaman. Ben diyorum ki o Diyarbakır'da o Suzan Suzu'yu okuyalım. Ha evet. Arada da abimin güzel bir şiiri varmış. O olur, da bize şiiri. Olur, tabii. Ses ne? Sol. Sol, hadi. Yine bana çok pes bir ses olsun. Bana da pes olsun. Ben... Ne yazık, kışa düşmüş karacadak saçlarım. Yorgunum, surlar gibi dökülüyor taşlarım. Yedi kardeş burcu gibi yüreğimde yaslarım. Bir halıma, bir diyara yanarım ah yanarım, yanarım ah yanarım. Kalmamış hevsel gibi yüreğimin neşesi. Hayallerim Hançepek'in puslu çıkmaz küçesi. Ezilmiş sinem gibi kunduramın ökçesi. Bir halıma, bir diyara yanarım ah yanarım, yanarım ah yanarım. Akasya dutlar gibi kesilmiştim ballarım. Ötmez olmuş bülbüller viran olmuş bağlarım. Ağırlığı sırtımda sanki toprak damların. Bir halıma, bir diyara yanarım ah yanarım, yanarım ah yanarım. Köprü altı kapkara, ara gel beni ara. Köprü altı kapkara, ana gel beni ara. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu. Karah getir sen tara. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu. Tara getir sen tara. Thank you.
Deniz Toprak. Tersten okumana rağmen ne güzel okuyorsun. Çok gerçekten teşekkür ederim. Çok bizim sesimize uyum sağlıyor. Birazdan, teşekkür ederim. Birazdan onun sesinden ondan bir uzun hava isteyeceğim. Hadi bakalım. Uzun hava isteyeceğim. Hatta ablamla biraz sohbet edeyim. Re mi? Evet, do diyez olabilir. Do, re olsun, re. Yarım ses de benden olsun. Aynen, aynen. Yarım ses de benden. Abla, şimdi bize bir Diyarbakır çiğ köftesiyle diğer çiğ köfteler arasındaki farkı bize bir söyle. Bir kere etsiz. Bu sıcaklarda eti getirmedik. Hem kokarsız, zararlı olmaz. He. Etli dediğin zaman hemen yorulup hemen tüketilmesi gerekiyor. Dün mikrofon düşmüş. Ha, o kadar sağlam. Nereye düştü mikrofon? İçeri. Sen söyle abla, ben sana tutuyorum. Ondan sonra aramızdaki çiğ köfte Urfa'nındır. Tamam. Ama biz lezzetini bozmadık. Şimdiki çiğ köftelere bakınca suşi yapıyorlar, dürüm yapıyorlar. Nar ekşisi koyuyorlar. Efendime söyleyeyim, aklınıza gelen her şey bırakılıyor. Çiğ köftenin babası? Babası budur. Bazen yumurtalı yapılıyor. Yumurtalı. Yağlı, yumurtalı, hiçbir şey girmez. Sadece bu baharatlar, içindeki baharatlar. İsodumuz var, kimyonumuz var, yeni baharımız var. Karabiberimiz var. Tamam da her şey tamamdır da. Evet. Bir de yoğurma. Bir şey diyeyim. O sadece şiir mi yazıyor? Ne yemek yapar? Yapmıyor. Ne yapılan yemeği yer? Ne çiğ köfte yoğurur? Şimdi Alişan Bey. He. Bu ben Remzi... 40 senedir böyle midir? Vallahi böyle. Bir dakika. Ben yaparım o yer. Böyle bir rahatlık hayır, görmedim. Hayır. Vallahi ben yapıyorum, uyuyor. Kabul etmiyorum bak, ne? Ben geçen Zahide Hanım'ın programında birinci oldum, ödül aldım yemekte. Ay. Bilmiyorum abi. Yani. Bizim programdan bahsediyoruz. Ben söyleyeyim. Bu evde nasıldır, evde nasıldır? Şöyle oturuyor. Evde böyle oturuyor. Hep oturuyor, şiir yazıyor. Oturuşa baksana, ağa gibi oturuyor zaten. Ağa meyleni bizim. Alişan Bey. Konuyu değiştireyim. Bir anda diyor, çayım nerede kaldı, yemeğim nerede, niye pişmedi, neredesin, kahvaltım nerede diye de bağırıp. Ne yapsın bu kadın, ne yapsın bu kadın? Konuyu hemen değiştireyim. Ha, değiştireyim. Bizim Diyarbakır'da akşamüstü, yani güneş batma yakın. Her kahvene ögüne bir tane çiğ köfte tezgahı kurulur. Evet. Diyarbakır'da herkes usta. Ben de böyle gördüm bir gün, dedim güneş batarken bedende çiğ köfte güler legende, marifet yoğuran elde. Vay be. Çok güzeldir diye hemen hanımına burada bir ithafta da bulundum. İşte beni gönlümü ağlıyorsun. Ya. Yapacak bir şey. İşi biliyor, işi biliyor. Hadi. Deniz'den güzel bir uzun hava dinleyelim. Hadi bakalım. İsterim ki bir gün evvel
Çiğ köftemiz ne? Yavaş yavaş. Köfteyi tavana atalım. Köftenin durumu nedir? Bakın et olmadığı halde, yağ olmadığı halde daha kaçtık oldu başlayalı. Bak birbirini... Daha yağ da yok değil mi elinde? Yok, içinde. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ellerde var, ellerde. Olsun. Vallahi marifet ellerde. Biraz sonra tavana da tüteceğiz. Marifet oran elde. Bizim tavan çok yüksek. Olsun yetiştiririm. Bir ver bakayım, bir tadına bir bakayım. Durum nedir? Buyurun efendim. Hepinizin adına bir bakıyorum. Biz de bakalım. Mabziyeti mi? Biraz daha şeyinin bulguru biraz daha şey olması lazım, ölmesi lazım. Birkaç dakika oldu daha. Ben böyle çiğ de seviyorum. Adı üstünde çiğ. Ya çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Bugün aklınızı helal edin. Biraz yemeklerin tadına çok baktık. Çiğ köfte falan çok yedik. Bakmanız için, söylemeniz için. Ama ekranları başındakiler... Yok, ben ekranları başındaki insanlar için söyledim. Evet. Senden ya. Şeyim yok canım. Niye? Bana sana ne? Sen yaptın zaten, lezzetine bakalım diye. Ben de bunu söyleyecektim. Hamileler var, komşum hamile. Gerçi ona veriyorum. Hamileler. Hakkınızı helal edin. Gerçekten bizi... ama Diyarbakır'ımı tanıtmak için bunları yapmak zorundaydım. Evet. Bizi izleyen hamileler varsa kocaları gitsin hemen. Yarım alsın. Kilo çikolatalık bulgur alsın. Alsınlar hemen yoğursunlar. Aynen öyle. Sen yoğuruyor musun evde? Ben evde yoğuruyorum. Benim 4 yoğurmamdan 2 tanesi boşa gidiyor abi. Ne abi? Niye? Bilmiyorum abi. Şeyi tutturamıyorum ya. Her zaman tutturamıyorum Bedri abi. Yapma ya. Bazen öyle güzel tutuyor ki çiğ köfte. Öyle güzel çiğ köfte oluyor ki. Vallahi bazen bizde de öyle oluyor. Eşim yoğuruyor. Her zaman güzel çıkmıyor. O bizde de öyle. Niye bilmiyorum. Ben çok güzel yoğuruyorum. Şimdi ne koydum? Valla. Bizim Terzi Erhan vardı. He. Her hafta orada çiğ köfte yapardı. Allah şifa versin. İbrahim de geliyordu. Tatlı sen. Bizim İbrahim abi. Selamlar olsun buradan. Buradan selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Allah şifa versin. Amin. O yoğuruyordu. Bir gün gelmedi, gelemedi. Sen yoğurdun. Bana dediler ki sen yoğur. Hani ben de Diyarbakırlıyım ya. Diyarbakır'ı bilirim falan. Dedim vallahi hiç elimle yoğurmadım ben. Bu çorapları çıkarsam Allah günah. Tövbe yarabbim. Allah günah yazmasın. Öyle bir şey oldu. Hiç bilmem. Hayatımda da yoğurmamış. Benim de hayalimdir. Çok özür dilerim. Buyur abi. Eşem Bey, sözünüzü kestim. İbrahim Bey'e ben de bir gün çiğ köfte yapmak isterim. İnşallah buradan benim söyleyelim. Evet, vallahi çok istiyorum. Çünkü bak 2 dakikada toparladık. Ne güzel. Toparladık. Mikrofonumuzu patlattım bu arada. Hiç sorma ama bu kadar hıza neden yapar? Valla çiğ köfte yorurken mikrofon da patladı. Biraz masraflı oldu ama olsun, önemli. Canınız sağ olsun. Öderim. Siz beni... Ya sen canımsın. Öderim efendim. Siz beni böyle çıkartmışsınız. Aziz kıymetli Diyarbakır'ımın tanıtımı Allah için. Allah razı olsun, sağ ol. Ne benim de kirvelerim Diyarbakırlı. Ne, kimlerdi? Akarlar. Buradan selamlar olsun. Selam olsun hepsine. Remzi kardeşime, kirvelerime, bütün tanıdığım Diyarbakırlılara buradan selamlar, sevgiler. Şimdi aslında buradan kalkıp LED'in önüne geçip orada bir Diyarbakır Türkleri şey yapmamız lazım ama benim galiba belden aşağım şu an çalışmıyor. Yönetmenim çekerse yaklaşık 17-18 dakikadır böyle oturduğum için çaktırmadım, hissetmiyorum yani. Şu an belden aşağım hissetmiyorum. Ne yapmam mı? Ondan böyle oturdum. Ekşi bir sumak mumak mı verseniz bir? Kur'an çalsın. Nasıl kalkacağız? Sen kalkabilir misin abi? Yok. Oturduğumuz yerden bir türkü daha yapalım da ısınma hareketleri mi yapalım? Oturmanın şekli var. Siz böyle oturduğunuz için kilitleme yaşıyorsunuz. Şu an kilitleme yaşıyorum. Onun oturuşuna, bak Bedri Bey'in oturuşuna, bak benim oturuşuma ayaklar altta değil. Damarları sıkıştırmıyoruz, kan basıncını kilitlemiyoruz. Ben de şu anda ne kan basıncı kaldı ne şey kaldı. Damarlarım da çalışmıyor. Kalkalım mı? Bir şöyle, siz kalkın ben geleceğim. Hadi. Sen gel. Bir türkü yapın ben geleceğim inşallah. Allah. Hadi bakalım. Ne yapacaksınız inşallah? Ay. Çaktırma. Abi şu an ben kalkmak istemiyorum. Lütfen. Ben şu an memnunum. Ben kendi imkanlarımla kalkacağım birazdan. Bir şey yapalım beraber. Bir şey girelim. Hadi siz okuyun, ben geliyorum birazdan. Hadi. Bir dörtlük gireyim. Ne okuyacaksınız? Kerpiç, bir dakika şuradan bu. Kerpiç üstüne ses. Ses ortak bir ses olsun arkadaşlar. Evet. Ortak. Buradan kardiyolog. Doçent doktor Muhammed Keskin hocama da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hocam acil gelmen lazım. Kitlendim. Hadi bakalım. Tamam olsun. Aşk kalbimde yer almış, atma bana bu taşı. Siyah zülfün tel tel olmuş, dökme rüzgara karşı. Siyah zülfün tel tel olmuş, dökme rüzgara karşı.
yaşam yeter, ağlatma beni. De gel babam, de gel canım, yaktın yandırdın beni. De gel babam, de gel canım, yaktın yandırdın beni. Diyarbakır yoluna, Diyarbakır yoluna, toydum düştüm toruna, toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, bu sevdalar boşuna. Ben alım, ben alım, ben alım, ben alım, ben alım. Bu sevdalar boşuna, bu sevdalar boşuna. Ben alım, ben alım, ben alım, ben alım, ben alım. Thank you.
Kendini nasıl alıyor? Vallahi öğrenmiş. Kaç aydır kursa gidiyor? Kaç ay? Ay. Yarın 5. dersim olacak. 5. dersim? Vallahi billahi. Helal olsun vallahi. Daha önce hiç nereden aklına geldi bunu öğrenmek? Bir arkadaşımda gördüm. Dedi Erbane dersi alıyorum. O ne ya dedim. Bir dakika dedim Erbane. Çok sevdiğim bir saz olduğunu hatırladım. Dedim ki ben niye gelmiyorum? Vallahi başla dedi. Başladım. Arkadaşlarla da aynı şeydeyiz. Aynı çemberin içindeyiz aslında. Miraz diye bir topluluk var, grup var. Vallahi helal olsun. Onlardan bir bakabilir miyim? Alıyorum. Deniz hocama da selam olsun bu arada. Alişan vallahi tavsiye ediyorum. Müthiş bir terapi yani. Dur ben de geleyim de gel şöyle bir reklamı şöyle atalım. Tüm bak. Sonra evet efendim, Ekkamar'dan sonra birlikteyiz Ali ablamla. Şimdi de Diyarbakır tatlısı bulamaç. Bulamaç. Bulamaç yapacağız. Evet. Bulamaç Alişan Bey, başta da söylediğim gibi yine bizim muhteşem üzümlerden yapılan pekmezimiz var. Ha. Evet, şeker gördüğünüz gibi yok. Suya ihtiyacımız var. Süslemeye isteyen koyar. O kadar ha, pekmez, su. Evet, biraz ne? Unumuz var, hepsi bu. Mis gibi. İşte eskiden kış günleri anne canımız tatlı çekiyor dediğinde hemen tenceresini bırakırdı, suyu pekmezini getirir, unu karıştırırdı. Hem tamam. Sağlıklı pekmezli içirmiş evet, olurdu çocuklara tabii. Hem de tatlı krizimizi, dedikleri o tatlı krizi geliyor ya, onu bastırırdık, hepsi bu yani, başka bir şey. Öncelikle suyumuzu koyuyoruz. Sen o sürdüğün ekmekler nereye gidiyor ben bilmiyorum ki herhalde. Bir kaşık alacağım. Söyledim, param yok, yemiyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi. Remzi Bey lütfen. Ama iştahı... İştahım var. Yiyor mu yani? Tabii. Günde yiyorum. Yaklaşık... Az yerim ama. 6-7 öğünü var Remzi. Vallahi mi ya? Evet. Az yerim. Şöyle az iki kaşık. Metabolizması yüksek çalışıyor. Ama senin de maşallah. Yok. Benim biraz ben göbekliydim. Hafta sonu çok yedim. Yapma ya. Vallahi abi. Ben yer yemez göbeğim çıkıyor ya. Ne bileyim, bizim doğu insanların da böyle ya. Şimdi Alişan Bey, Remzi Bey veya ailemde spor yapma olanı daha yüksek olduğu için kas... Bütün yediğinizi daha çok eritiyor. O da yapıyorum. Kas olur. Çok önemli. Kola oynuyorum yani. Üzerine de pekmezi dökelim. Pekmezimizi döküyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz efendim. Kaynadıktan sonra kaselerimizi alırız. Üzerine cevizden süslemelerimizi yaptıktan sonra güzel bir Diyarbakır bulamacı tatlısı çıkar. Al sana. Hem kolay, hem pratik. Hem kolay annelerimiz. Hem ucuz, tabii. Hem bütün evlerde yer alamaz. Bir de kışın sobanın üzerinde yapardı. Tüpe de gerek yok, elektriğe gerek yok, şeye gerek yok. Mis gibi. Biz bu kaynarken Deniz'de Erbanisini alsın. Kaynatsın. Deniz, Erbani'nde ne okuyacaksın, ne çalacaksın? Vallahi size bir sürpriz yapayım dedim. Şu mikrofonu. Reklam arasında çalışıyordun, gördüm. Evet, çok çalıştım. Size bir performans sergileyeyim. Hadi bakalım. Sadece 5 dersle Erbani'yi eline alıp bu medeni cesareti gösteren... Vallahi benim büyük bir medeni cesaret oldu. Bilenler bana kızmasın. 5 ders, yarın 5. dersim olacak. Hadi. Diyarbakır şada kar, hele yar zalim yar, Urfa Mardin'e bakar, sevmişem ben seni. Diyarbakır kızları, hele yar zalim yar, bitirsiz kandil yakar, sevmişem ben seni.
seni Diyarbakır kızları. Hele yar zalim yar, fitilsiz kandil yakar, sevmişim ben seni. Küçeleri oy aman yar aman vay aman lele hımşe. Diyarbakır küçeleri oy aman yar aman oy aman lele hımşe. Yar doldur şişeleri oy aman vay aman lele hımşe. Yar doldur şişeleri oy aman. O senin karşın gözün, o yaman, o yaman, o yaman lele hımşe. O senin karşın gözün, o yaman, o yaman, o yaman lele hımşe. Öldürür nice. İnşallah. Teşekkür ederim. Sabahın köründe evde kocana çalmazsın bunu. Vallahi çalıyorum. O da diyor yeter artık kış kış cinler diyor bana. Bir şey diyeceğim. Şu Bedri abiyle yaşadığın o travmayı anlatır mısın? Ya Bedri abi her gördüğümde zaman zaman da gıyabında konuşuyoruz evde. Bir gün stüdyoda bir çalışmada Bedri abiyle tesadüf etti. Yan yanayız çalışıyoruz. Benim de 20 yaş dişim. Çene kemiğim dar olduğu için çok ağrıyor, sızlıyor ama öyle böyle değil. Ağlıyorum. Bedri abi dedi ki neyin var senin dedi, hiç iyi görünmüyorsun dedim ki abi dedim işte dişim böyle dedi. Ben dedi diş doktoruyum dedi. Aynen. Yok canım dedim. Evet. Öyle. Sonra aldı beni gitti kendi muayenehanesi miydi bir arkadaşım. Benim. Senin de değil evet. mi? Aldı götürdü dişimi çekti geldi. Geçmiş, hala yaşıyorsun. Hayret ya. Vallahi hayret. Vallahi eli de o kadar hafifti ki. Ben şok oldum. Kurtardı beni ya. Bedri abi, Bedri abi çok önemli bir dişçidir. Eli rahmetli dedemin hafifti. Dişçisiydi. Ey gidi günler. Öyle aynen mi? Ya, bak, bir... Yani sana da bir şekilde dokunmuş. Bana da ne güzel. Bedri abi benim dişlere baksana. Sağlıklı mı bakayım? Hakikaten. Seni canı gönülden kutluyorum. Tebrik ederim. Şey demen lazım, önleri ya mı arkalar? Görmedim, arkayı görmüyorum ama tertemiz yani. İyi, bakımı ederim. Çok iyi. Ama bana da öyle söylemişti. Bakayım ben seninkilere. Ben de güzel bakıyorum ya. Yok seninki biraz şey. Yok sen şey çalmaktan dişini fırçalamayı unutmuşsun sen. Hayır ben fırçalıyorum. Diş yapım biraz böyle şey hani çok beyaz değil diş yapım. Beyaz değil ama senin yüzünün rengine tam gitmiş. Evet. Değil İnan. Tam. Evet. Allah vallahi, yüzüme göre diş. Allah affetsin de bazıları yapıyor dişlerini mermer gibi. Tövbe yarabbim. Var birkaç tane insan. Var. Yapacak bir şey yok. Ama insanın demek ki öyle mutlu oluyorlar. Canım hayatta kendi dişi gibi hiçbir zaman olmaz. Aynen öyle. Evet. O yüzden dişlerimize iyi bakacağız. Bakalım. Her vallahi. Akşam ve her sabah fırçalayacağız. Buradan da bir kamu spotu evet. verdik. Şimdi ben bizzat kendim Amasya'ya gittim. Amasya'nın biliyorsunuz elması meşhur. Güzel. Ama coğrafi işaretli Amasya elmasından yapılan tüm lezzetleri tattım abi. Elmadan kahve yapmışlar. Elmadan çay yapmışlar. Elmadan yapmışlar da yapmışlar. Bak neler yapmışlar bak. Bakalım Amasya'nın elması bak. Meşhur. Elmalı kahve olmaz demeyin. Bir kahvenin 40 ile ya. Elmalısının 80 lira. Aynen. Çarpı 2. Çarpı 2. Bir de elmalı latte deneyin. Bu elmalı latte. Evet elmalı latte. Bunu merak ediyorum. Bolonyası, lokumu, marmelatı, çayıyla çeşit çeşit elmalı ürünler sizler için geliyor. Amasya yöresi elmayla anılıyor. Coğrafi işaretin yanı sıra
kendine özgü tadı ve kokusuyla Anadolu'nun genelinde bir ün edinen Amasya elması üretimi bu topraklarda binlerce yıldır devam ediyor. Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Amasya'da elmadan sirke, sabun, lokum, kahve, salebine kadar çeşit çeşit ürünler üretiliyor. Elmadan nasıl kahve yapılır diye merak eden Alişan da alıyor eline mikrofonu, düşüyor Amasya yollarına. Evet, Alişan'la Hayata Gülümse izleyicileri, Amasya'da tarihi İçerişehir'deyiz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Gerçekten her yer tarih kokuyor. Burada bir müze var. Hazelanlar Konağı diyor. Ve burada hediyelik böyle hem yerli turist için hem yabancı turist için böyle hediyelik şeyler var. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. İyiyiz. İsim? Rukiye. Rukiye. Evet. Rukiye Hanım ne var içeride şimdi? Hediyelik şeyler. Evet. Amasya yöresel hediyelik eşya. Yani hediyemeyi. Böyle tahta çocuklar için arabalar. Evet. Fincanlar. Evet, Amasya kupalarımız. İşte gümüş böyle şeyler. Evet, çeliklerimiz, gümüş şeylerimiz. Burada kolonyalar. Evet, hepsi elma herhalde. Kiraz çiçeği, kırmızı elma, yeşil elma, elma çayı. İşte Amasya'yı. Evet. Böyle o tarihini anlatan. Böyle tarihini bir takım anlatan biblolarımız var. Amasya'da elmadan o kadar çok şey yapılıyor ki görünce şaşırıyoruz. Elma çayı da ikram edelim sizlere. Tadını hemen girene. Evet. Bir saniye. Elma kolonyası. Elma kolonyası. Evet. Dur bakayım, koklayayım elma kolonyası. Evet. Bunlar da elma lokumları. Harika ya. Şu an masamızda elmayla yapılan envai çeşit ürün var. Evet. Amasya, elmanın şehri, şehzadeler şehri, aşıklar şehri. Yani dediniz ki elmayı sadece elma olarak yemeyelim. Kesinlikle. Elmadan bir şeyler yapalım. Kesinlikle. Hemen... İlk ne yapılmış acaba elmadan tarihte? 2500'lük bir şey mozaiğimiz var müzemizde. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Muhteşem bir mozaiğimiz var. Amasya tarihinde elma var. Bilmeyenlere hatırlatalım. 2014 yılında Amasya merkezine bağlı Yavruköy'ü yakınlarında yaklaşık 1800 yıllık tapınakla ortasında 1,5 metrekare çapında elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğinde mozaik bulundu. Mozaik Amasya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Ahmet Bey elmadan ilk olarak çay yapmış. Elmadan çay yaptık ilk önce ve Amasya'nın meşhur elma çayı ortaya çıktı. Tamam. Elmalı kahve, elmalı tamam. Hazır kahve. Tamam. Elmalı latte, elmalı sıcak çikolata, elmalı salep, elmalı dibek kahvesi, elmalı Osmanlı kahvesi, elmalı filtre kahve, elma hazır kahve yaptık. Bununla da kalmadık. İşte ilk şu baştaki çayımızı yaptık. Ne var içinde? Baharatlar var ve okaliptüs var. O nane kullanmış bazı İşte bu okaliptüs evet. Aynen. Ciğerim seni açtı. Açıyor şöyle. Ama asıl maddesi elma. Tabii kesinlikle. Dur bakın. Kışın değil ya, bunu yazın da içebiliriz. Doğru. Havasız kalınca içsinler. Elmalı latte'miz. Oh, bu elmalı latte. Evet, elmalı latte. Bunu merak elmalı ediyorum. Hazırladık. Vallahi elma içinde var evet. Afiyet olsun. Elmalı latte. Elma çayımız meşhur elma çayı. Elma çayı. Bu elma çayını ama İstanbul'da da veriyorlar. Evet, güzel. Ve? Elmalı hazır kahvemiz. Elmalı hazır kahvemiz. Evet. Sanki hala elma yiyorum ya. Normal elmanın 40 yıl hatırı var çayı, kahvenin. Bizimki şey, elmalı olduğu için. Bir de elmalı daha Türk fazla. Kahvesi. Evet, elmalı Türk kahvesi. Bunu nasıl yaptın ya? Her dosta. Elmayla harmanlıyoruz özünle kahveyi ve muhteşem bir tat ortaya çıkıyor. Bunu çok merak ettim. Elmalı Türk kahvesi. Bir kahvenin 40 yılı ya. Elmalısının 80 herhalde. Aynen öyle. Çarpı 2. Çarpı 2. Bayağı elmalı ha. Aynen. Çok da güzel. Allah Allah, güzelmiş. Amasya'da elmadan bir de lokum yapmışlar. Bunlar hepsi elmalı lokumlar. Hepsi elmalı, kaymaklı elmalı, limonlu elmalı, güllü elmalı, yeşil elma, sade elma. Bunlar da şehzade lokumları. Amasya şehzadeler şehri. Bunun üzerine kolonyalar yaptık tabii biz. Elmalı kolonya, şehzade kolonyası, Amasya lale kolonyası, kiraz kolonyası, bamya çiçeği kolonyası dünyada ilk defa yine yaptık. Tabii burada bamya da meşhur. Tabii bamyamız da meşhur. Ya burada ne meşhursa hepsini yaptın. Hepsini yaptın. Ve yapmaya devam ediyoruz. Önümüzde bayağı bir sürecimiz var. Amasya'da
hem turizm anlamında hem de sanayiye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Elmalı gazoz yapıyoruz. Elmalı yakın gazoz. Aynen öyle. Elmalı gofret yapıyoruz. Elmalı pişmaniye yapıyoruz. Vay arkadaş ya. Ve tabii işlenmemiş Amasya elması da masada hazır bulunuyor. Amasya misket elması, hoş kokulu, ince kabuklu, bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olmasıyla ünlü. Diğer elma çeşitlerine göre ufak ebatlı olduğundan bu meyveye misket elması da deniliyor. Ve lezzetiyle namı diyar diyar dolaşıyor. Ve tabii ki şu elmanın orijinalliğini bir göster. Misket elmamız çıtır çıtır, sulu sulu. Plakamız 05. 5 yıldızımız çıkar. Böyle bir şey yok ya. Sulu sulu çıtır çıtır. Hakikaten 05 plakaya da 5 yıldız çıkması. Aynen. 5 tane kral kayımızlarımız var vesaire. Hep 05. 5 bizim de sayımız. Tabii elmanın tatlılarda kullanılmadığı düşünülemezdi. Mesela özel bir marmelatımız var. Bunun adı acuk ekşisi. Bu yabani dağ elması. Ufak bir tadına bakın. Ufak 50 mı? Kilo yabani dağ elmasından. Bütün kaşığı koydun. Dur çok çok minik bir şeye bakayım. Tamam. Çok elma yedim dur. Bu 50 kilo yabani dağ elmasından 1 kilo çıkıyor. Muhteşem bir tadı var. Biz buna eskiden çalkalama derlermiş. Çok ekşi ya. Çok ekşi değil. Güzel tatlı bir ekşiliği var aslında. Elma bu şey en minik elmalardan mı bu? Evet dağlarda da sarı sarı elmalar vardır. Yenmez ondan. Yenmez ama yedirdim diyorsun. Ekşi. Oldu. Çok tatlı ve çok faydalı. Vallahi nasıl ekşi ya? Ahmet Bey, Alişan'ın ağzının tadı geri gelsin diye başka bir marmelat sunuyor. Bu nedir? Bu bizim kuşburnu marmelatımız. Hepsini tattıracağım bana yani. Evet. Bu güzel bak. Bu güzel. Elmalı salça mı o ne? Bu da kızılcık. Ha, kız, elmadan çıktık şu anda. Evet elmadan çıktık. Kızılcık da kan yapıcı. Bu da alıç marmelat. Dağlarda sarı sarı alıçlardan yaptığımız marmelatımız. Vallahi hepsi çok güzel. Afiyet olsun. Hepsi çok güzel. Olsun. Ve tabii ki elma sirkesi her evinde olmazsa olmazlarından. Bu da tabii ki elma sirkesi. Elma sirkesi olmazsa olmazımız. Doğal fermente. Evet. İçinde anası mayası oluşur. Atmazsak kendi sirkemizi kendimiz yapabiliriz. Ben artık sirke yapımında bir uzman olduğum için sirke anasını görmezsem aynen onun öyle doğal olduğunu inanmıyorum. Açılınca fermentasyon devam ediyor ve hızlanıyor. Elma sirkesi de evde en çok benim tükettiğim sirkelerden bir tanesi. Bağışıklık sistemi için muhteşem. Yani bir elmanın çıkması gördüğünüz gibi burada onlarca ürünün doğmasına neden olmuş. Aynen öyle. Sizi de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani hem Amasyalı olarak elmadan böyle bir şeyler yapmak bence çok güzel. Yani çok sen yakında elmadan adam da yaparsın. Yapacağım yapacağım. Hadi o zaman elmalı kahvemizi içelim. Afiyet olsun. Herkesi de kahve içmeyi bekliyoruz. Önce kahve içiyoruz. Sonra elmadan bir ısırık alıyoruz. Efendim geldik bir programımızın daha sonuna. Bugün bize birbirinden güzel Diyarbakır lezzetleri sunan Aliye ablama, Aliye Bulak ve eşi Remzi Bulak'a çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir programda Diyarbakır'ımızın yemeklerini tanıtmamıza müsaade ettiğiniz için. Allah razı olsun. Bulamaçımız da hazır. Bulamaçta gördün. 5 dakikada. Hemen. Onu da gösterelim. Evet. Zaten programdan sonra o masanın hali ve bulamaçın halini bilmiyorum. Aynen ben halini tahmin ediyorum. Bedri abim. Allah sana sağlıklı uzun ömürler hepinize versin. Canım. Her zaman başımızda ol, her zaman yanımızda ol. Çok teşekkür ederim. Şeref duydum. Çok sağ olasın. Öpeyim. Öpeyim lütfen. Bozuk yok, valla bozuk. Olsun, olsun. Denizim, sen zaten bizimsin. Işte. Teşekkür ederim canım kardeşim. Benim. Ben teşekkür ederim. Allah her razı olsun. Zaman çok güzel ağırlıyorsun. Sesine, yüreğine sağlık, duygularına sağlık. Teşekkür İnşallah ederim. Bir günde bir Siirt günü yapalım da Siirt gününe gel. Geldim. Bütün memleketlerin yine gel. Yine çağır. Yine yapalım, yine gel. Valla evet, Siirt'imizin yemeklerini de, kültürünü de özledik. Birbirine Allah yakın ama. Ve derbane çalıp bugün bize eşlik eden kızlarımıza Gül, Güneş, Jale ve Funda. Nurcan mı yok? Nurcan yok. Heh. Nurcan'a söylemiyoruz. Gül, Güneş, Jale ve Funda'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Yarın yine inşallah aynı saatte karşınızda olacağız efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.